Herkese arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle de karşınızdayım. Bugün yine efsanevi Brawl Stars bölümü çekeceğiz abi. Biliyorum arkadaşlar artık sıradanlaştı bu. Dünya birincisiyle, Türkiye birincisiyle çektiğim videolar. Çünkü bunu her zaman yapıyoruz ve artık arkadaşlar bu kadar kaliteli video içeriği bile gerçekten bizim oyunların ustası ailesi için sıradanlaştı. Ve bugün sizlerin karşısına başlıktan da görmüş olacağınız gibi çok sıra dışı bir videoyla çıkacağım. Benim de uzun zamandır bilmediğim ve çok yakın bir zamanda öğrendiğim dünya birincisi bile olmuş M12 ile Muhammed abinin hikayesini anlatacağım. Bugün onunla maçlar yapacağız abi. Adam arkadaşlar Türk bir abimiz ve zamanında arkadaşlar dünya birinciliğine kadar çıkmış bir abimiz ve Türkiye'de çoğu kişi onu tanımıyor. Bugün hem onu tanıtacağım, onunla maçlar yapacağım ve gerçekten de değişik apayrı bir video konsepti olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu videoyu sizlerden en az bir 20 bin like ve hala kanala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmamanızı istiyorum efendim. Hemen şimdi videoya geçelim. Video içerisinde daha da detaylı konuşuruz efendim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yanımda Muhammed abi var. M12 ile onu çoğu kişi arkadaşlar dünya birincisi klanın başkanı olmasıyla veya bu arada arkadaşlar bu klanda artık Arozami'nin klanı, onu söyleyeyim sizlere. Yakın bir zamanda onun haberini alırsınız. Onu söyleyeyim, dünya birincisi klan bile Arozami'ye ait artık arkadaşlar. Onun da neyse haberini alırsınız. Ben size bugün Muhammed abiyi, M12 ile Muhammed abiyi tanıtmak istiyorum. Dünyada şu an hocam bakacağım kaç kupası var, bakıyorum. Ve 27.600 kupası var. Dünyada şu an kaçıncı abi kendisi? La geçtik yala, bakayım bir daha. 22.000 küsuratlı bir kupası vardı. Bakacağım tekrar arkadaşlar. Oradan hemen yakalayalım tekrardan abi. Evet arkadaşlar, şu anda dünyada 140. Muhammed abi gördüğünüz gibi ve dünya birincisi dediğim gibi klanında başkanı arkadaşlar kendisi. Sizlere şöyle anlatayım, çoğu kişi bilmiyor çünkü Muhammed abi M12 ile arkadaşlar adam zamanında dünya birincisi de olmuş ve Türkiye'yi gerçekten çok güzel temsil eden, yani sadece Türkiye'yi Türkiye'de değil dünya çapında da temsil eden yani nasıl söyleyeyim, ender isimlerden biri arkadaşlar. O yüzden hani benim de yakın zamanda tanıştığım bir abim, öyle söyleyeyim Muhammed abi. Yani öncesinde ne yalan söyleyeyim arkadaşlar, ben bile bilmiyordum ve çoğu kişinin de bilmediğini düşünüyorum. O yüzden hem de bugün onunla tanıtacağız abi, onu da söyleyeyim. Bu arada bizim abimiz öldü. Hocam niye öldürüyorsun bizim abiyi? Ha? Muhammed abiyi niye öldürüyorsunuz lan? Şekil mi koyuyorsunuz oğlum siz burada? Bir dakika dur, açıklamayı yapacağım arkadaşlar, bir saniyenizi istiyorum. Yani sadece yüksek kupalarda değil dünya çapında da dediğim gibi temsil eden bir abimiz. Oha oha hocam, sakin olur musunuz? Sakin olun, gelme. Lan oğlum, baba affeder mi lan sizi? Abi alırsın onu, adamsın reis. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ama abi soldan kaçman lazım gibi hissettim gibi an. Bir türlü açıklama yapamadım arkadaşlar. Şu an yapmak istiyorum artık. Şu. Biliyorum arkadaşlar artık sıkıldınız. Daha doğrusu sıkılmadınız ama sıradan gelmeye başladı. Ne sıradan gelmeye başladı? Sürekli dünya birincileriyle, Türkiye birincileriyle video çekmem. Ha şöyle bir şey var. Tabii ki de Türkiye birincisi, dünya birincisi videoları asla hafife alınacak videolar değil. Çünkü gerçekten herkesin yapabileceği tarzda videolar değil. Çok önemli, çok klas videolar onlar da ama biz her zaman oyunların ustası ailesi olaraktan bu tarz videolar çektiğimiz için bu daha sıradan olmayan, birazcık daha farklı bir video arkadaşlar. Çünkü Türkiye'yi dünyada temsil eden bir abimiz ve bunu da çoğu kişinin bilmediğini düşünerekten arkadaşlar bu videoyu gerçekten de sizlere çekip tanıtmak istedim. Gerçekten muhteşem bir başarı, Muhammed abinin başarısı. Gerçekten yaşça da bizden büyük. Ben bu abimizi hepinize tanıtmak istedim dediğim gibi arkadaşlar bu videoda. Umarım da iyi bir şekilde tanıtabilirim. Bu arada of of of, buradaymış lan adam. Oğlum ya, bizi sıkıştırdılar ki buraya, ne yapacağız bilmiyorum. Bu konu hakkında hiçbir fikrim yok hocam. Buradan selam olsun. Öldürün lan birbirinizi, burada kaldık biz ya kardeşim. 10 taneniz var, bizle bulaşmayın ya bize. Rica edeceğim, bize bulaşmayın ya lütfen. Kanka takım olabiliriz, sıkıntı yapmayın, takım olabiliriz. Hocam eksi kupaya bile razıyım ya, lütfen bizi öldürmeyin. Hocam eksi kupaya bile razıyım, onu aldık orada. Lan oğlum tamam kanka, ben sana bulaşmıyorum. Ben kimseye bulaşmıyorum hocam. Genel olaraktan kimseye bulaşmak benim şeyim değil, haddim değil. Haddimi aştıysam kusura bakmayın. Hocam haddimi aştıysam kusura bakmayın da yani yeter ya. Gel abi gel gel, vallahi gideceğim yoksa. Geldi reisim, gel, vurdum onu da abi, 18'lik adamı aldım oradan, lanet olsun. Kim birinci lan burada? Lan maça gel, kim birinci? Abi! Şaka yapıyorsun lan, maça gel. Oğlum böyle bir maç var mı? Dünya üzerinde böyle bir maç yok. Evet, sizlere inanılmaz bir adamı inanılmaz bir maçla tanıttım. Daha doğrusu böyle bir maçı hiçbir yerde muhtemelen göremezsiniz arkadaşlar. Yani dünyanın en garip maçı oldu muhtemelen. Yani bu video arkadaşlar sizlerden 20-25 bin like istiyorum. Hem bizi dünya çapında temsil eden, dünya birinciliğine kadar yükselmiş Muhammed abinin hatırına, hem Muhammed abiyi tanımayan bir sürü kişiye şu an ben tanıttığımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten tanınmıyor. Çünkü ismin Niki Türk değil ama aslında Muhammed. Niki'nin anlamı da o, Muhammed. Ve hani çok kişi bilmiyor, bu video aracılığıyla da burada artık her Brawl Stars severe bu abimizi tanıtmış oluyoruz.
Yani tamam eyvallah Türkiye'de de çok fazla temsil eden insan var ama hiç kimse onun kadar dünya çapında Türkiye'yi temsil edemedi arkadaşlar. Çok fazla en yüksek pası 28 binlerde gördünüz. Zamanında dünya birincisi olmuş bir abimizden bahsediyorum. Gerçekten böyle bir insan, ismi de sizlere tanıttığım için bu videoya like hak ediyor bence yani hocam. Ve ayrıyetten de of bir dakika bir şey anlatırken en nefret ettiğim şey bir şey anlatırken birinin gelip beni arkadan vurması kadar gerçekten hoşuma gitmeyen bir durumda ben yaşamadım. Ve onun üstüne arkadaşlar böyle bir videonun üstüne böyle güzel videonun üstüne bir de dünyanın en garip maçıyla birinci olduk gördünüz. 3 takım da aynı anda ortadan silindi ama 18'likleri falan tek atıyorum yani hocam böyle böyle değil. Öyle böyle değil 18'lik adamlara falan tek attım orada gördünüz bir şeyler yaptım orada baya baya sağlamdık hocam neyse. Kardeşim seni ben alacağım şu an. Aldım onu içeriye cik 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 ötsün diye. Benim internetim neden böyle oldu acaba? Sorarım. Sorarım cevap vermek isteyen verir. Vermek istemeyen de yoluna bakar hocam yani. Muhammed abi burada yemin ediyorum abi. Abi öldürecek abi abi beni öldürdü abi. Abi bunu görmedim gerçekten o kadar da görsel gücüm fazladır. Yani bu oyla görsel gücüm gerçekten. Abi Rico çok iyi oynuyor adama bakar mısınız bak. Bak bu sefer olmadı ama şu an olacak arkadaşlar. Zannımca evet oldu abi geliyor. Abi oradan süratle kaçmamız lazım. Sürat kargoyu bilir misin Muhammed abi? Adam beni duymuyor ki. My mind is clear. Hadi bakayım. Atarımızı yaptık galiba. Şeklimizi koyduk galiba. Hocam çıkın artık ya piyasaya. Hani bir piyasaya çıkın da hocam bir görelim endamınızı ya. Yeter lan. Abi bu ne ya abi? Beni öldürüp durdu bu adam. Abi bunu alacağız abi. Abi bunu aldık abi. Farkında mısın abi? Abi bunu da alacağız abi. Abi onu aldım ben aldım. Yemin ediyorum var ya of bizimki aldım olsun. Tamam güzeldi. Gayet iyiydi. Allah belanı vermeye ya senin çocuk. Çocuk senin var ya Allah bin türlü belanı vermeye dediğim anda vur bana hayır hayır hayır. Lütfen hayır. Hayır beni vuramazsın hayır. Hayır beni vuramazsın kardeşim dur. Düzgün atış yapamadım senin yüzünden terbiyesiz herif dur. Abi çok az canım kaldı gel. Gel reisim gel 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 gel. Hocam bir saniye seni oradan vururum bak. Seni oradan gördüm mıhlarım. Evet burada bir yerde muhtemelen. Hocam bir gelir misiniz? Gerçekten bir tane vurup gideceğim. Hocam bir tane vurup gideceğim. Bak onu aldım galiba. Evet onu da alamamışız çok güzel. Çok güzel. Abi be yapma be. Ulan var ya onu aldım. Keşke şu keko yapabilseydik. Evet burada da ikinci olduk arkadaşlar. Hemen üçüncü maçta devam edelim efendim. Hocam gerçekten efsane maçlar. Gerçekten güzel maçlar. Hele ilk maç inanılmazdı. İkinci maçta yine öyle. Muhammed abi bu arada videodan önce bana dedi ki. Oha telefonu düşürdüm. Lanet olsun kırıldı mı lan? Zaten kırık ya neyse. Muhammed abi maçtan önce dedi ki arkadaşlar bir tane öylesine bir maç girelim. Gel dedi hatta 3-4 tane maç atalım dedi. Çünkü burada verilen rakipler kupam Türk... Dünya sıralamasında olduğum için şeyden veriliyor dedi. Küreselden ilk 200'den. Abi dedim fark eder mi ya? Dedim ve maçlara girdik. Bu arada bir tane maç attık. Onda da birinci olduk. Maçlara girdik. Bir birincilik bir ikincilik aldık. Gayet iyiyiz. Hocam bütün süratle devam ediyorum. Sizlere de Muhammed abi bu şekilde göstermiş oldum arkadaşlar. Gerçekten mutluyum ben. Böyle bir abiyi de sizlere tanıtabildiğim için gerçekten mutluyum. Çünkü dediğim gibi ben çoğu kişi tanımıyor oyunda abi. Yani bu arada arkadaşlar sizlere de yorumlar kısmına soruyorum. Muhammed abi ben bu videodan önce tanıyor muydunuz tanımıyor muydunuz yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bakalım yüzdelik oran kaça vurduğunuzda kaç çıkacak yüzdelik oran kaç çıkacak yani ben de merakla bekliyorum. Bakalım kimler tanımıyor kimler tanıyor. Yorumlar kısmına yazarsanız dediğim gibi arkadaşlar tanıyıp tanımadığınızı bu videodan önceye kadar sevinirim. Hocam bir saniye ama sen öyle bana vurursun da ben sana vuramaz mıyım diyorsun yani ne diyorsun? Ben anlamadım hocam. Bu arada mağara arasında çok iyi giden karakterlerden biri. Hocam vuramadın beni bittin. Sen bittin oğlum ben seninle uğraşacağım rahat ol. Rahat gel kardeşim beni vuramazsınız oğlum. Kaç kişisiniz lan siz? Oğlum kaç kişisiniz lan siz ha? Abi neden öldün abi? Abi geliyorlar abi vallahi geliyorlar abi. Hocam her yerde Brock var anasını satayım ya. Ya her yerde Brock var ya hocam ya. Neyse bu maçta bir eksi 5 yedik devam edeceğim. Bir tane maçta girdik arkadaşlar. Eksi 5'ten sonra bir ufak moralim bozulmadı değil. Neden? Çünkü bozuldu yani. Hocam neden bozulmasın? Eksi 5'i sevmedim. Ama normal arkadaşlar. İlk 200'den rakip geliyor hocam. Ne yapalım yani? Bugüne kadar bir kere bile oynamamışız adamla. Tabii ki de birbirimizi tam anlamıyla tamamlayamıyoruz. Tam bir duo değiliz o yüzden. Ona rağmen oyunculuklar iyi olunca takım pek olmasak da olayı oyunculuklarla yırtabileceğimizi düşünüyorum ben. Bu arada hocam gelir misiniz şöyle? Ya bizim aslında ortaya girmemiz lazım. Ortaya girersek iş çözülür diye düşünüyorum. Of of of. Hey 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 bro. Bro haram bro. Sakin ol lan. Keko musunuz oğlum? Aa canı çok az. Canı inanılmaz az. Mala bak lan gel gel. Noob. Nooblar. Lan nooblar. Ulan nooblar. Abicim bunu buraya kim koydu? Ya bunu gerçekten buraya hangi terbiyesiz koydu ya? Ben bu terbiyesizi kutlamak istiyorum hocam. Neden böyle bir terbiyesizlik yaptınız? Ya vuramıyordu bak beni vuramıyordu. Sen ne kadar tatlı bir şeysin ya öyle. Ya sen ne kadar tatlısın ya. Gel bakayım gel gel canım gel. Sen oradan geçebilecek misiniz lan? Lan öleceksin lan. Abi onu öldürdüm alırsın. Reis oha. Reis bu ne yaptı reis?
Reis bunlar ne yapıyor ya? Hocam aa geliyorlar abi. Aa buradan uzayalım. Bir an önce uzayalım buradan. Hocam bir saniye şuradan bir tane atacağım. Gerçekten terbiyesizlik gibi algılamayın da yani. Şöyle bir kalayım ya ben burada hocam. Abi kimse ölmüyor ya. Nasıl maç anasını satayım bu? Abi gel gel. Gel abi gel gel. Sıkma gel gel. Gel abi gel gel. Abicim şimdi bak. Şöyle bir durum var abi. Gerçekten bak burada bir yerde muhtemelen. Abicim durun bir dakika ya. Durun bir canım benim dur bir. Kardeşim bir saniye seni de aldım. Ya sıkmayın artık herkesi alıyorum. Herkes kimse ölmüyor ya. Bak onu da aldım. Hocam yeter artık ya. Gerçekten benim moralim bozuldu ama şu ana. Aha bittin oğlum sen bittin. Ne yapacaksın orada? Bana bir anlat hele kardeşim. Kardeşim Dynamite. Uçuyorsun Dynamite. Dynamite Reis selamun aleyküm kardeş. Bombacı mülayim geldi. Hadi bakayım. Abi durun bizi öldürmeyin bak. Abi bizi öldürmeyin abi. Abi bizi öldürmeyin abi. Abi bizi öldürmeyin abi. Ayıptır ya. Gerçekten ayıptır be kardeşim be. 8 tanemiz var orada. Herkese dayayıp döşemişim beni öldürüyorsunuz lan oğlum. Ayıp. Bir insanda terbiye olur lan. Evet son 2'ye kaldık. Gayet iyiyiz gayet iyiyiz. 4 saniye var. Gelirsem hepsini canlı yakacağım. Gelmeyebilirim. Gelemedim evet. Evet güzeldi. Maç güzeldi hocam. İkinci olduk yine. Gayet iyiydi. Bir tane maç atacağım. Evet bir tane daha maçla girdik arkadaşlar ama sizlere şundan da bahsetmek istiyorum. Pek fazla tanınmamasının nedeni nedir diye soracaksınız. İlla ki tanıyanlar vardır dediğim gibi. Yorumlar kısmında bu videodan önce Muhammed abi tanıyanlar yorumlara yazabilirler. İlla ki tanıyan vardır ama büyük bir ölçüde tanınmamasının nedeni abi. Özellikle Nicki ve Türkiye'de yaşamaması abi. Bu iki nedenden dolayı pek de tanınmıyor. O yüzden efendim ben de bunu kendime borç bildim. Türkiye'de bu kadar Türkiye adına iyi işler yapan birisi tanınması lazım dedim. Tanıtayım dedim. Gerçekten bu videoyu ne kadar likelarsanız da o kadar kişi görür arkadaşlar. Ve bu sayede abimiz de o kadar tanınır. Şunu alabilir miyiz ya hocam? Alamam değil mi lan? Beni öldürdü muhtemelen. Allah belanızı versin kardeşim. Lanet olsun lan size. Oğlum sizin gibi adamı adam olmaz olsun lan. Terbiyesiz herifler. 6 tane aldınız doymadınız lan. Lan yediniz bitirdiniz lan memleketi. Oğlum hepinizi bitireceğim. Hepinizi bitireceğim. Rahat olun. Geliyorum. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak benim soyadım kiralı katil. Uzun biraz soyadım ama olsun. Yani böyle koymuşlar. Yapacak bir şey yok. Seri katil koysalar da daha çok hoşuma giderdi ama kiralı katil olur. Sıkıntı yok. Bak abi şuna bak abi. 8 tanesi var abi. Bunlar namussuz ya. Bitirdiler bizi ya. Abi 8 tane ne ya? Gerçekten abi gel burada takılalım. Hiç umurumda değil. Ben küstüm bu map'e ya. Şu an gerçekten acayip küstüm ya. Küstüm küstüm demek istiyorum. Küstüm çünkü arkadaşlar. Şu an çok bağırdım. Gecenin bir yarısı küstüm şarkısıyla şov yapıyorum hocam. Abi yok ki kimse ya. Vallahi yok. Bunlar gitsinler diğerleriyle dalaşsınlar hocam. Evet son 2'ye kaldık yine. Easy win. Easy artı kupa. Abi 3 tane. Aa diğerlerini öldürdüler. Bunlar ne ayak lan? Oha bunda 12 tane var. Dur bir dakika birader dur. Oraya doğru mu koşuyorsun? Bir dakika kardeşim bir dakika. Abi mayını atacağım yere ya otomatik bastım yanlışlıkla. Mayın nereye gitti? Mayın uzaya gitti arkadaşlar. Götür beni uzaya aya 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 diyoruz efendim. Evet. Aa umarım bizi izlerken keyif almışsınızdır ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizlere dünyada birinci olmuş o gizemli türkü gösterdiğimi düşünüyorum ve çoğunuzun da tanıdıysanız, çoğunuzu da tanıtabildiysem ne mutlu bana dediğim gibi daha çok kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu abimiz herkes görsün, duysun, bilsin ve hala da kanala abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim. Sizleri seviyorum. Daha başka böyle gizemli ve gerçekten haberinizin olması gereken videolarla efendim ben de burada olmaya çalışacağım. Yine siz de burada olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan. Sizleri seviyorum. Farklı videolarda görüşecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.